Cenk'le beraberiz. Cenk, Sağ ol abi. tebrikler. 2-0'lık, 2-1'lik galibiyet. 2 golün var. Önce oradan başlayalım. Evet, gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. Maça daha iyi başladık. Golü bulamadık. Golü bulduk da hakem sağ olsun ofsayt verdi. Ofsayt olmayan pozisyonda. Ama yediğimiz golden sonra çok çabuk geri döndük. Çok yakın zamanda 1-1'i bulduk. İkinci devrede gene daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçın hakimi bizdik 90 dakikaya bakılacak olursa. Senin 2 golün var. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol yaptın. Onunla ilgili ne söylersin, performansına ilgili? Ve bu maçın adamı sen seçildin. Evet, yani 3 puan olması, benim gollerimin de katkısı olması gerçekten beni çok ayrıca mutlu etti. Ondan daha önemli olan bence 3 maçta 9 puan almamız. Gerçekten takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Bir ilki imza attık. Şu son 3 kalan maçta 1 puan yetecek gibi gözüküyor ama biz gene galibiyetler için çıkacağız 3 maça da. Ondan sonra grup aşamasından sonra işte dediğim gibi inşallah lider çıkıp devam etmek istiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Ligde son sıradaki Gençlerbirliği'nin deplasmanında zorunda 2-1'lik mağlubiyetten Fransa deplasmanına gelip 3'te 3 yapıyorsunuz. Bu iniş çıkışlar, bu ruhsal durum nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl dengeliyorsunuz kendinizi? Ya olur yani, o kadar yani iki kulvarda şu anda iki kulvarda oynadığımız için maalesef oluyor böyle şeyler. Ama bence bu gelecek haftalarda rayına oturacaktır. İnşallah şu maçı çok çabuk unutup Başakşehir maçına konsantre olmak istiyoruz. Orada Kurejman'ın ortaları sanırım senin vuruşlarına en yatkın ortalar diyebilir miyiz? Ya zaten ben her tarafta diyorum, Ricardo gerçekten dünyanın en iyi orta kesen kişisi. Bizde olması gerçekten çok avantaj biz forvetler için. Bugün gene top ona gelince ben boşa çıkmaya çalıştım. O da bana kesti. Güzel buluştum kafa vuruşuyla. Dediğim gibi sağ olsun, o da güzel kesiyor. Cenk, çok teşekkür ederim. Tebrikler tekrar. Cenk Tosun'la beraberdik. Sosyal Kersi'de.